Sevgili hocam, adım Murat. Öğrenmek istediğim, Yüce Rabbimi zikrederken, otururken ya da ayakta, namaz dışında. Benken Yüce Rabbime olan saygımdan dolayı abdest almaya çalışıyorum ve böyle zikretmeye çalışıyorum. Abdestsiz de Yüce Rabbim zikredilebilir mi? Tesbih çekilebilir mi? Onun yüce isimleri, Esma-ül Hüsna'sı dile getirilebilir mi? Onu öğrenmek için rahatsız ettim. Belki, çok teşekkür ederim. Saygılarımla, iyi günler. İyi günler efendim. Tamam, buyurun hocam. Tabii insan haline göre değişir mi? Evet. Yani Allah falan isimleri abdestsiz zikredilebilir mi? Bir kimsenin derecesi yükselirse edemez. Yani Cenab-ı Hakk'ın ismini abdestsiz ağzına alamaz. Ama fıkıh kitaplarında Rabbimizin ismini de Rabbimizin kelamını da abdestsiz olarak ezberden, yani Kur'an-ı Kerim'de okuyabiliriz. Cünüpken değil, bakın yanlış anlaşılmaz. Evet. Namaz abdestimiz yokken mushafı tutamayız ama ezberden okuyabiliriz. Bu izin var. Ama mesela hani ayet-i kerimeler değil, Rabbimizin ismi değil, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam sözlerini naklederken İmam Malik rahmetullahi teala aleyh gusül abdesti alırmış. Dereceye göre değişiyor. Tabii hale ve dereceye göre insanın yakini arttıkça, hali, tavrı hepsi değişir. Onun için Allah-u Teala bütün kullarının böyle emirleri yapıp yasaklardan sakınacağı şekilde emirler bildirmiştir. Mesela fıkıh kitaplarında vatimi caizdir diye ifade geçer. Yine bazı yerlerde o caizdir ifadesi açıklanırken caizdir diye bildirilenleri yapmamak daha iyidir. Yani ruhsatları. Yerine göre ruhsatla amel edilir. Ama din büyüklerinin çoğu hep azimetle hareket etmiş. Mesela İbrahim'in Ethem Kudüs'e sözleri böyle bir mağarada insanlardan uzaklaşmış. İnzivaya çekilmiş daha doğrusu. Bir kış günü. Soba yok, ateş yok, bir şey yok. İnsanlık hali gusül gerekmiş. Nefsi demiş ki ya hava soğuk, dışarıda kar var. Aşağıdaki derede demiş buz tutmuş. Demiş tehir et bunu. Ha, sen öyle mi diyorsun demiş. İyi. Gidiyor Bahattin Bey elbisesiyle beraber derenin içine giriyor. Gusül abdest alıp geliyor mağaraya. Tam mağaraya gelince dışarısı soğuk, kar, buz. Ondan derecesi yüksek. Ya Rabbi demiş üşüdüm. Ocak da yok. Al sana bir bakıyor bir şey hissediyor falan. Arkasından bir böyle bir hayvan. Gece karanlıkta bilmiyor nasıl bir hayvan. Bunu böyle sarmış kürküyle falan nefesiyle kurutmuş sıcacık. Sabaha kadar sabahleyin şafakla beraber şöyle bakmış yırtıcı bir hayvan. Ya Rabbi demiş korktum bundan gitsin artık bu. Hayvan çekip gitmiş. Şimdi o da insan, biz de insan. Onunki o derecede Cenab-ı Hak öyle muamele ediyor. Herkes derecesine göre mi? Evet, herkes derecesine göre. Hatta yine kitaplarda din büyükleri yazmış. Geçi bugün son dinleyicimizin sualinden başladı. Cevap vermiyor olsun. Şimdi eskiden hatırlarsın, sen de hatırlarsın onları ya kısmen. Şimdi bu tükenmezler falan şeyler çıkmadan dolma kalemler vardı, mürekkepler. Evet. O mürekkep şimdi dolma kalemler çıkmadan önce de bu divitler vardı. Böyle batırırsın. Hokkalar var. Oraya batırırsın öyle yazarsın. Yazınca da kağıdın üzerinde tabii ki o mürekkepler gözüküyor. Şimdi o mürekkep kurutma kağıtları falan çıktı. Peki ondan önce ne yapıyorlardı? Ondan önce mesela böyle ince tozlar kullanırlarmış. Onu emsin yazıyı dağıtmasın diye. Şimdi mübarek böyle bir mektup yazmış. Bir yere gönderecek ki yazı dağılmasın diye ne yapayım falan. Öyle bir kurutma kağıdı da zaten yok. Duvarlarda kerpiç. Komşunun duvarı. Yok. Kiracı olarak oturuyor, kiracı olarak. Demiş ben burada kiracıyım. Hani demiş şu demiş kerpiçten şöyle elimle sürteyim biraz demiş toz alıp onun üstüne serpsem bir zararı olmaz. Ya kiracı netice itibariyle bu da yani şey sadece şöyle elini sürtecek birazcık toz. O tozu alıp herhalde bunun zararı olmaz. Ondan sonra gece ibadetten sonra böyle uyku bastırıyor yatıyor falan bir uyku o uyku halinde iki melek konuşuyor. Ama lafı buna duyuruyorlar. Bazıları işte başkasına ait olan, ya kiracı ama başkasına ait tabii, başkasına ait olan duvarın tozunu kurutma olarak, mürekkebi kurutmak için kullanırken bunun zararı olmaz diyor. Yarın ahirette görür zararı olup olmadığını. Bir uyanıyor dehşetli. Ana,
Kul hakkı var değil mi? Kul hakkı. Şimdi bu da insan, ona yapılan muamele bu. Ona, ama fıkıh kitaplarında bu kurtarır. Buna evet. izin verilmiş. Ama onlar ona Yani Allahu Teala'nın ismini mesela diyelim ki uygunsuz bir şey uygunsuz demedim yani kokusu herkes rahatsız edecek bir şey yedi falan filan. Öyle durumlarda bile yani bazen çekinirlermiş. Yani bazen acaba abdestli zaten de acaba ben bu ağzımla Rabbimin ismini zikredebilir miyim? Buna layık mıyım? Korkar düşer bayılırlarmış. Derece derece. Evet. Derece derece. Şimdi dinleyicimiz diyor ki hacı, aynı abdestsiz. Derecen öyleyse tabii abdestsiz zikretme. Her şeyin sahibi, yaratanı. Sen o dereceye geldikten sonra o hassasiyeti gösterince Rab, Allah Teala neler neler ihsan eder. Hani Bişr-i Hafî rahmetullahi teala aleyh yani kafa demli çıkmış böyle sallanıp geliyor. Doğru düz bir şey diyor. Havada yağmurlu falan. Her tarafta çamur olmuş. Evlerine yakarken sokağa bir giriyor falan. Bir yerde bir kağıt görüyor falan. Gene yani iyice şuur kapanmamış ki şöyle kağıtta işte şimşek falan çakıyor. O şimşekte falan dikkatini çekmiş. Yani tanımış harfleri. Allah ismi demiş ya bu. Bir dakika. Bir daha bakıyor. Kağıdı alıyor. Bakıyor. Aa diyor, Rabbimin ismi. Rabbimin ismi buralarda olur mu? Onu alıyor, getiriyor, çamuru siliyor, yıkıyor. Evde aynı şekilde esans falan bulmuş birazcık koku. Onlarla şey yapmış, bu Rabbimin ismi. Yani o halde bir çivi falan bulmuş. Evin en üst tarafına Rabbimin ismi buraya layıktı. Oraya da asıyor. Sana da sızıp kalıyor. Sonra Allah-u Teala meleklerine buyuruyor ki, bu bizim ismimizi yerde gördü ve Rabbimin ismi buraya layık değildir dedi. Bizim ismimizi yükseltti bu. Yüksek yere. Çamurlarını giderdi. Kokular sürdü. Yüksel astı bizim ismimizi. O bizim ismimizi yükseltti. Biz de onu yükselttik buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir tövbe nasip ediyor. Bişr-i Hafî rahmetullahi teala aleyh oluyor. Ya. Evet. Bişr-i Hafî rahmetullahi teala aleyh oluyor. Dolayısıyla efendim yani biz abdestsizken falan Allah 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 Celle Şanuhu diyemeyecek miyiz deriz. Ama derecen yüksekse diyemezsin. Abdest alırsın öyle söylersin. O derece derece o. Yani halin ona uygunsa hay hay.